Voley izleyicileri merhaba, bir voley klasiği ile yine karşınızdayız, derbi challenge'dayız. Bir büyük maç karşımızda, Galatasaray-Trabzonspor. Voley yorumcuları iki takımın oyuncularını birbirleriyle kıyaslayacak. Bakalım hangi yorumcu hangi oyuncuyu seçecek ve bunun nedenini nasıl açıklayacak? Ya Süper Lig'de Mustera ile kıyaslanmak artık hakikaten bir seviye. Çünkü hemen hemen bütün kaleciler bu kıyasa gerçek manada giremiyorlar ama Uğurcan... Hakkıyla ya gerçekten bu sezon Mustara seviyesinde Mustara ile rekabet ediyor. Zaman zaman hatta o sezon için önde görüldüğü anlar bile yaşadı. Şu an o formunda olduğunu düşünmemekle birlikte Uğurcan Çakır bu ligin efsane performanslarından birini sergilemiş bir oyuncu. O yüzden normalde Mustara ile herhangi bir oyuncuyu kıyaslamak çok makul olmuyor. Ben yakın tarihte bir Fabri'yi hatırlıyorum Beşiktaş'ta muazzam bir sezon geçirmişti. O sezon hani Muslera Fabri deniyordu. Geçen sezon Muslera ve Uğurcan oraya net şekilde layık görebileceğimiz oyunculardı. Ama günün sonunda bu nişanın adı Muslera yani Muslera seviyesi oynamak diye bir gerçek var. Yani kısaca Muslera mı Uğurcan mı? Bence Uğurcan. <laughs> Ersin abi kusura bak bunu uzun süredir yapmak istedim ama tabii ki Mustera. Ama Uğurcan'ı da çok seviyorum, çok beğeniyorum. Başka bir kaleciyle kıyaslam Uğurcan diyecektim ama bence Mustera. <laughs> Galatasaray Trabzonspor mücadelesi öncesinde bana düşen eşleşme Nelson Bartra eşleşmesi oldu. ben burada oyumu net bir şekilde Nelson'a e, verme taraftarıyım. Çünkü Nelson en enteresan bir şekilde her ne kadar marka döneminde de iyi performanslar sergilese de orada sanki biraz daha spot ışıklarının altında marka vardı ama marka gittikten sonra her ne kadar insanlar acaba Marko'dan sonra Galatasaray savunması biraz tökezecek mi gibi soru işaretlerine kapılsa da bence Nelson, Nelson orayı Beklentinin çok daha ötesinde kapattı. Şu anda ki görevi de biraz Abdülkerim'i de yukarı çekmek. Bence bunu da çok iyi yapıyor. Abdülkerim'in başarısında da bence onun payı çok fazla. Bartra da tabii ki çok kariyerli. iyi yaptığı işler çok fazlasıyla var. Özellikle hücum desteği bence çok değerli. Ama özellikle Nelson söylediğim gibi Marka'nın gidişinden sonra daha güçlü bir rolle, çok daha istikrarlı, çok daha düzenli performanslar ortaya koydu. Bana göre benim şahsi notum Nelson'dan yana. Abdülkerim Bardakçı Vitor Hugo. Ya bu kasıtlı mı yapıyorsunuz bilmiyorum ama ha bile bir kere daha yapmıştım ben Abdülkerim'i bu challenge'larda. İsimden dolayı değil mi? Bir kere isimden dolayı zaafım var. Mahsus yapıyorsunuz herhalde. Yani Abdülkerim ismini duyunca oynadığı takım önemli değil. Pozitif ayrımcılık yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şaka şaka. Pozitif ayrımcılığa gerek yok. Bu seneki performanslara bakınca bu seneki. Uzak ara Abdülkerim bardakçı önde. Onu tercih ederim. Ama bu seneki performanslar diyorum he. Sen geçen sene Abdülkerim Bardakçı Konya'da da iyi performanstı ama şampiyon olan Trabzonspor'da Vitor Hugo performansı müthişti. Kafa golleri, yan topların hepsine çıkıp çıkıp vurma falan filan çok iyi stoper. Genel hatlarıyla baktığında hepsini bütün futbol hayatlarına bakarsan geçmişine Vitor Hugo tabii ki ama ben bu seneye bakarsam Abdülkerim Bardakçı önde hem de bayağı önde. Bayağı önde Vitor Hugo şu anda aynı oynadığı takım gibi düşüş yaşıyor. Trabzonspor nasıl çöküş yaşıyorsa Vitor Hugo da takımıyla birlikte çöküş yaşıyor. Nerede o kartal gibi kafaya çıkmalar? Özellikle Trabzon'un attığı kornerlerde nerede? Görmüyoruz. Ama Abdülkerim Bardakçı kafa topunda bile çıkıyor Galatasaray'a. İşler yapıyor, topa vuruyor, gol oluyor, kal birisinin önüne indiriyor. Defansta da sezon başındaki hataları da sıfıra indirdi. Muhteşem oynuyor Abdülkerim Bardakçı. Yani kısacası şu anda Galatasaray Teknik Direktörü olsam, elimde şu andaki performanslarıyla Abdülkerim Bardakçı, Vitor Hugo olsa, Nelson'un yanına hiç tereddütsüz Abdülkerim Bardakçı'yı koyarım. Evet, Boy, larsen karşılaştırması. Karşılaştırmaktan da ziyade kimi tercih edersiniz noktasında. Ben hatta sadece Larsen'le değil, Trabzonspor'un diğer saygıdeğer sporcusu Bruno Perez'i de işin içine katayım. Bu ikisini birden veriyoruz. Boy'u alacağız deseler bile ben net olarak ayıdırayım. Fizik kalite olarak ikisinin de çok çok önünde. Oyuna katkı olarak ikisinin de çok çok önünde. Daha henüz golle tanışamamış olsa bile bakmayın. Özellikle son 5 maçtır çok etkili şutlar da çekiyor ki bunlardan bir tanesi de gol atacak. Yani... Her anlamda düşününce e, Saša Boy hem Larsen'in hem de Bruno Perez'in çok çok önünde bir e, bek oyuncusu, bir savunucu, bir kanat oyuncusu hatta ve hatta yaşı da daha genç. E, ben o yüzden Saša Boy diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bir başka derbide bir başka oyuncu karşılaştırması görevi bana verildi. Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Dubois ile ki benim Dubois'u çok iyi telaffuz ettiğim için bu görevi bana verdiğini söylüyor Çağrı Bey. Enteresan. Demek ki Fransızca bilmekten başka özelliğimiz yokmuş Teşekkür ederim. Ee, ve sevgili Trabzonspor sol beki Eren Elmalı. Eren Elmalı bu yazın en popüler oyuncularından bir tanesiydi transferde. Trabzonspor'a gelmeden önce birçok birçok takımımız istedi. Çünkü geleneksel Türk sol bek eksikliği memlekette devam ediyor. Son olarak Caner Erkin bu yaşta Başakşehir'e gitti. Ya bu da hani daha fazla anlatmaya gerek yok zaten sol bek kıtlığını. Eren Hakikaten Türk sol bekler arasında göreceği olarak en iyilerden bir tanesi. Özellikle driblingi dışında pas verip bayağı 60-70 metre depar atabilmesi, sonrasında topla buluşabilme özelliği iyi. Yani biraz patlayıcı hızı var ama son haftalarda zaten bu Trabzonspor'daki kolektif düşüş de Eren'in performansını dalgalı hale getirdi. Hem maç içinde hem de sezon içinde. Tam böyle beklerinin karşını verebildi yeren Maalesef hayır. Ama ilerleyen yıllar için yine çok kıymetli bir oyuncu olacak. Ya bir şey böyle az bulunursa daha kıymetli hale gelir. Bilirsiniz niye altın o paradayken gümüş o paradadır. Altın gümüş rasyosu vardır hep. Büyük bir fark atar altın. Böyle bir şey. Bizde de Türk Solbek. Yani buradan babalara sesleniyorum. Oğlu olan. Solak yapın. Rahat edin ileride. Özel okul parası falan filan. Bunlarla benim gibi uğraşmayın. Solak yapın. Sol Solbek olarak çok para kazanır diyorum. Ve Galatasaray işte. Kazımcan'ı aldı. Kazımcan altyapıda 6 ayda forvet oyuncusu olarak yetişmişti. Mustafa Deniz ilk kez atmıştı tam çok iyi oynadığı bir maçta. Hatta Galatasaray forması oynadığı en iyi maçta sakatlık geçirdi. Ve Galatasaray'da da sol bek sıkıntısı yeniden başladı derken Van Anolt gönderildi. Emre son maçta beklerini veremedi. Hatalar yaptı. Gole, rakibin gol atmasına sebep olan hata yaptı. Ve yine Dubois son zamanlarda Galatasaray'ın en iyi sol bek oldu. Yılların Fransa Lig 1'in çok iyi sağ beklerinden bir tanesi Dubois. Dubois e, 11'de başladı. Özellikle sol bekteki maçlarda sol ayağıyla orta yapabilmesi, sağ ayağı kadar iyi orta yapabilmesi, sol ayağıyla iyi pas verebilmesi özellikleriyle de ligimizin en iyi sol beklerinden, en iyi 3 sol bekinden bir tanesi Aslan Sabek. İşte ülkedeki Türk sol bek sıkıntısının özeti. Birini seçmem gerekirse Dubois'i seçiyorum. Çünkü hem sol bek hem sağ oynayabiliyor. Ben öyle oyuncuları bayılırım. Philip Lahm, Denis Irwin, Adriano, say say bitmez. Her kadroda böyle bir oyuncu bulunsun ama Dubois bunu Galatasaray'da gösterdi bu özelliğine. da arada Lyon'da da ama Galatasaray'da bayağı iyi oyundu Solbek'ten. Evet ben çok kritik bir dönemdeki bir derbi bu. Galatasaray-Trabzonspor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ama benim değerlendireceğim burada Mertens ile Bardi kıyaslaması. Bardi bana daha orta sahacıymış gibi, daha genç bir oyuncu bir kere, daha orta sahacıymış gibi geliyor dedim konuşurken arkadaşlarımıza. Şöyle bir baktık. 4 gol Bardi'nin var, 3 gol Mertens'in ve 2 asisti var. Ama hala bana kale önüne iştirildiğince Mertens'in ben bayağı bir önde olduğunu düşünüyorum Bardi'den. Gerçi son Hatay maçında da, 2 hafta ay Hatay maçında da çok güzel bir gol atmıştı Bardi. Ama maç İstanbul'da Galatasaray'ın girdiği hava şampiyonluk işi. Rakip Trabzonspor ben çok daha etkili bir Mertens bekliyorum. Performans anlamında da zaten oyuncu olarak da bence Bardi'nin önünde bir Mertens var. Özellikle kafamızda kale varsa. Torreira ve Siopis bence iki takımın saha içinde sistemini işletmesi için çok kritik iki adam. Ben iki oyuncuyu da çok beğeniyorum ama bence son dönemde özellikle Torreira'nın formu çok yükseldi. Saha içindeki aidiyeti çok yükseldi. Özellikle Galatasaray'ın Ümraniye Sporu yenerken bir pozisyon var ki o Torreira'nın aidiyetinin zirve yaptığı andı. Torreira 2 iki 1 ikili mücadele sırasında yerde kaldı ve yerdeyken topa kafasıyla müdahale etmeye yaklaşacak kadar bunu deneyecek kadar cesur bir görüntü ortaya çizdi. Bu bir anlamda takımı olan aidiyeti mücadeleden hiç kaçmadığını gösterir. Ben bu anlamda Galatasaray'ın e, Torreira'nın Siyopis'e daha üstün olduğunu düşünüyorum. İlk derbi challenge'ım Kerem Aktürkoğlu'yla Trezegge'yi karşılaştıracağız. Ee, aslında benzer profilde iki oyuncu istatistikleri de bu sezon özelinde oldukça benzer. Zaman zaman Trezeguet rotasyonun biraz kurbanı olduğu Kerem Aktürkoğlu sezona çok iyi başlayamadı. Ondan sonra bir çıkış sergiledi ama iki oyuncu arasında şöyle temel bir fark görüyoruz bu sezon özelinde. Kerem Aktürkoğlu derbi performanslarında, büyük maç performanslarında ciddi şekilde ön plana çıktı. İşte Başakşehir maçı ettirik, Fenerbahçe deplasmanında bir gol. Dolayısıyla da büyük maç performansından dolayı her ne kadar çok kafa kafaya olsa da benzer o Oyuncular olsa da özellikler bakımından ve istatistik bakımından benzer oyuncular olsa da büyük maç performansından dolayı ben e, Kerem olduğunu bir adım ön plana çıkarıyorum. Evet Canini ve Barış Alper kıyaslaması. E, her iki oyuncu da bazen fırsat buluyor kenar forvette. Hatta e, Barış Alper son dönemde bazeninde üstüne çıktı. E, yani sol bekte Dubois'un devam etmesi durumunda ben birinci sıradaki adayın e, Raşit'ten yerinde birinci sıradaki adayın Barış Alper olacağını düşünüyorum. Ee, Barış Alper benim beğendiğim bir oyuncu. Potansiyel olarak da beğendiğim bir oyuncu. eksikleri yok mu var? Ee, topu ayağından aldıktan sonra biraz daha kararlı olabilir. Ee, bu konuda kendisini geliştirebilir ama bence çok çarpıcı bir fiziksel üstünlüğü var bu oyuncunun. Ee, boyuna rağmen hızlanması, çabukluğu, kuvveti çok iyi bir kenar forveti olabilir gelecekte. Hatta Avrupa'ya da transferini bekliyorum. Ee, Bugün içinde Galatasaray'da önemli bir etken oluyor. X faktörü oluyor. Giannini de bu sezon formsuz. Yani geçen sezondan bu sezona daha formsuz geçiş yapan oyunculardan bir tanesi Trabzonspor'da Forma şansı bulduğu zamanlarda geçtiğimiz dönemlerde olduğu kadar çok fazla skora katkı yapmıyor. Skora katkı yapmayınca da Cani'nin çok fazla anlamı kalmıyor bence. Çünkü onarcı takım savunmasına yardımı, fiziksel üstünlüğü gibi durumlarda eksikliği var bu oyuncunun. Yani hakikaten yetenek olarak bir fark yaratması lazım. İki oyuncudan birisini seçmek gerekirse Hani farklı tip oyuncular, farklı tip kenar forvetler. Ama ben Barış Alper tipindeki kenar forvetleri daha çok seviyorum. Çünkü ne alabileceğim daha net. Yani fiziksel bir üstünlük en azından söz konusu Barış Alper'de. Dediğim gibi zaten potansiyel olarak da beğendiğim bir oyuncu. Bir hani kulüp yapılandırmasında olsam, bu iki oyuncunun alma fırsatı olsa potansiyeli sebebiyle zaten Barış Alper'i seçelim. O yüzden Barış Alper'i tercih ettim. Yunus Akgün mü, Yusuf Yazıcı mı? Aslında her iki oyuncunun da son haftalardaki performansı yükselişte. Fakat ben olayı biraz daha farklı değerlendirmek istiyorum. Yunus Galatasaray için evet çok önemli bir oyuncu ama o bölgede sarı kırmızılarda Raşit gibi, Kerem gibi, Barış Alper Yılmaz gibi görev yapan ve oldukça formda isimler var. Fakat Yusuf Yazıcı Trabzonspor özelinde çok daha farklı bir konumda. İyi bir Yusuf Yazıcı Trabzonspor orta sahasına ve hücum kuvvetine çok ekstralar katacaktır. İyi bir Yusuf Yazıcı tercihim olur. Trabzonspor'da Bakasetas, Galatasaray'da Sergio Oliveira orta sahaların merkezini ve tabii ki oyunu yönetmeye çalışan iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Sergio Oliveira'nın yanındaki oyuncunun Torreira, Bakasetas'ın arkasındaki oyuncunun Siopis olması biraz oyunlarını da etkilemekle beraber bence ikisi de takımları için çok çok kritik roldeler. Bence Bakasetas biraz daha kritik bir rolde. Çünkü Galatasaray'da yük taşıyan oyuncu, yani yük kolonları biraz birkaç tane daha var. Icardi golü taşıyor, Nelson savunmayı işte Muslera kaleyi gibi. Ama Trabzonspor'da bu inişli çıkışlı performans içerisinde Bakasetas'ın golleri, e, gol katkısı, sadece asist ya da gol olarak değil pozisyon üretme açısından çok değerli iki oyuncuda. Oliveira'nın pasörlü oyun sıkıştığında yönünü değiştirmesine, Bakasetas'ın yağ çevresinde ikinci topları, e, özellikle uzaktan şutlarıyla denemeleri, katkıları çok fazla. İki oyuncudan birisini seçmek gerçekten zor oluyor ama e, açıkçası... Sergio Oliveira'nın performansına saygı duymakla beraber ben bir takım yapıyor olsam ve bir tanesini kadroma alıyor olsam Bakasetas'ı tercih ederdim. Galatasaray-Trabzonspor eşleşmesinin belki de en çok merak edilen mevkileri, mevki karşılaştırmaları Santfor bölgesi olabilir. Zira her iki takımda da uluslararası seviyeye çıkmış oyuncular var. Bir tarafta benim çok çok beğendiğim Icardi, öbür tarafta buraya büyük beklentilerle gelmiş olan Maxi Gomez elbette ki sezonun hikayeleri farklı her iki oyuncu da çok değerli oyuncular. Kendi milli takımlarında da futbol oynadılar ama sezonun hikayesi onları biraz daha farklı gösterdi bize. Icardi aldığı kısa sürede sahip olduğu bütün kaliteyi aşağı yukarı ortaya koyabildi. Belki bunu çok büyük enerji harcayarak, belki çok büyük efor harcayarak yapmadı ama genel kalitesini çok rahatlıkla gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çok usta işi goller attı. Arkadaşlarına serviste son derece başarılı oldu. 6 gol, 5 asistlik bir performansı var. Bunu 11 maçta yaptı. Yani maç başına bir gol katkısı yapıyor. Onun genel form durumunu görmek veya genel katkı durumunu görmek için bakacağımız yer orası. Maç başına bir gol katkısı harika. Öbür tarafta Maxi Gomez beklentilerin epeyce uzanda kaldı. Etkili oynadığı maçlar oldu ama etkisiz olduğu, sahada görünmediği, kaybolduğu maçlar da izledik. O onun için harika bir sezon geçmiyor. Hatta kötü sezon geçiriyor diyebiliriz geçmiş kariyerine bakacak olursak. Ben bu eşleşmede Galatasaray takım biraz daha rakip yarı alanda, biraz daha kale önüne yakın oynayacağını da varsayacak olursak Icardi'nin daha büyük etki yapabileceğini ve kendi kalitesini daha net ortaya koyabileceğini düşünüyorum. İki oyuncu için belirgin farklardan bir tanesi gol noktalarındaki sakinlik ve soğukkanlılık. Bu anlamda Icardi'nin ben Maxi Gomez'e belirgin bir fark attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Icardi gol noktalarında kaleye yaklaştıkça rahatlayan bir oyuncu. Maxi Gomez de kaleye yaklaştıkça santfor olmasına rağmen Santfor sakinliği görmüyorum. Zaman zaman tuhaf vuruşlar yaptı. E, baskı altında performans vermekte zorlandı. E, duygu dalgalanmaları da yaşadı. O sebeple Icardi'yi bu eşleşmenin ağır ve belirgin favorisi olarak gösteririm. Yine bir derbi challenge'da beraberiz. Okan Buruk mu Abdullah Avcı mı? Okan Buruk.